Cüneyt. Cüneyt kalk lan. Şşş Cüneyt. Lan kalk. Cüneyt. Oba. Şşş Cüneyt. Şşş kalk lan. Lan. Ulan Cüneyt. Cüneyt kalk bak. Cüneyt sana şarap buldum lan. Şarap mı? Ha. Nerede? Bakkalda. Lan yürü git. Asam olmalıdık yerde. Dur lan dur dur dur. Uyuma lan uyuma. Kış uykusuna yatarsın sen şimdi. Bana bak. Eğer benim dediğimi yaparsan sana en kaliteli şarabı alırım ha. Hadi ya. Ne yapacağım ki? Topla şu ayaklarını topla. Şimdi beni iyi dinle. Şimdi. Başarabilirsin. Evet. Sen de herkes gibi havanı alabilirsin. İşte böyle. Cüneyt, gördün. Kadın ürkek ceylan. Gidip çantayı kapıp kaçacaksın. Ondan sonra bütün üzüm bağları senin. Sana en kaliteli köpek öldüreni alacağım. Hadi. Evet. Çok güzel. Çantayı vermiyorsun, cüzdanı vereceksin o zaman. Sen beni soyacaksın. Atın ay! Oğlum gözlerim. Rol. Rol. Mikro. Vallahi Fikri Bey, ben hayata hazırım, dünyaya hazırım. Yakında sadece bu mahalleyi değil, bütün dünyayı gezeceğim inşallah. Aman Şeyma Hanımcığım, biraz yavaş. Bu kadar hızlı hareket etmeyin. Maazallah başınıza bir şey gelir. Ben haydutları savmış kadınım ayol. Kendi ellerimle bir canavar yarattım ha. Peki Şeyma Hanımcığım, biz ne yiyeceğiz ya? Benim karnım kazınmaya başladı da. Ay, ben böyle eve girdi çıktı, girdi çıktı derdinden yemek yapmayı unuttum. Ya bu kadar da olmaz ama ya. Yani bu adam, bu hasta adam ne yiyecek bana söyler misiniz? Ha? Ay ne insaniyetli bir insansınız Fikri Bey. Görüyor musun Haşim? Fikri Bey kendinden önce seni düşünüyor. Siz hiç merak etmeyin. Ben ona bir muhallebi yaparım. Zaten azıcık yiyor sabah. Peki Şeyma Hanımcığım. Bu Haşim daha ne kadar burada kalacak? Vallahi hiç bilmiyorum ki Fikri Bey. Doktorlar kesin bir şey söylememişler. O zaman bana müsaade. Aa, nereye Fikri Bey? Ya şimdi gidip çocuklarla biraz ilgileneyim diyorum. Hı. Analar da bırakıp gitti onları. Şimdi onların yardıma ihtiyacı vardır. Ben eve gideyim onlarla ilgileneyim. O zavallıları teselli edeyim. Perperişan halledir onlar. Ne iyi insansınız Fikri Bey. Görüyor musun Haşim? Ne babalar var? Ne babalar? Hadi Allah'a emanet olun Şeyma Hanımcığım. Siz de. Bu ne lan? Bira yok, yemek yok. Üstüne üstlük bir de Haşim var. Ben en iyisi bir Tufan'ın kahveye gidip bakayım ya. Aferin sana Şeyma. Bak ta nerelere kadar gittin. Daha da giderim var. Hadi bakalım. Aferin. Günaydın Şeyma Hanımcığım. Oo, kahvaltı mı hazırlıyorsunuz? Evet, yumurtalı ekmek yapayım diyorum. Oh. Geçen gün de sosis almıştım, ben almıştım. Ay. Onu da yaparız. Ne güzel.
Fikri Bey, daha nerelere kadar gittim gördünüz mü? Hedefim Tufan Bey'in kahvesine gitmek. Yani siz oraya çok sık gidiyorsunuz ya. Diliyorum ki bir gün onun kapısının önünde buluşalım sizinle. Güzel olur değil mi? Allah Allah. Niye ki? Yani işte ne bileyim, hani ben sizi bilmiyorum ki. Nasıl insanlarla konuşuyorsunuz, boş zamanlarınızda ne yapıyorsunuz? Yani ben bu evin dışında hiç görmedim ki sizi. Aman. Gördüğünüz yeter size. Yok, ben hayata karışmak istiyorum Fikri Bey. Hay Allah'ım ya Rabbim ya, taktık kere illa da orası 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 diye ya. Şimdi o Tufan'ın kahveye doğru giderse orada kendini bilmeden biricik abuk subuk konuşur benim hakkımda. Ondan sonra da Şeyma Hanımcığım hayata karışacağım derken Fikri'nin hayatı alt üst olur ya. Ama günü kurtarabilir mi? Şeyma Hanım! Şeyma Hanım koşun, koşun, koşun! Ay! Ne oldu peki be? Ne yaptı bu? Biz bunu nefret edelim. Ne oldu? Siz ustayı çağırın. Ben suyu durdurayım. Tamam. Hayır, yaptı. Tamamdır. Oldu mu? Burayı yeniledim. Contaları da değiştim abla. Su sızmaz artık. Elinize sağlık tesisatçı bey. Felaketin eşiğinden döndük. Resmen doğal afet. Borcunuz nedir? 30 versen yeter abla. 30. Getir. Ay! Eski boru da sapasağlammış. Nasıl yerinden çıkmış anlamadım. Yengeye de diyecektim. Eskisini takalım fazla masraf olmasın diye ama... değiştir deyince ses çıkarmadım. İyi, çıkartma, çıkartma. Zaten sağlam olduğunu ben de biliyorum. Ben söktüm oğlum. Bereket versin ama. İyi günler, iyi günler. İyi günler. Siz kapıyı da kapatırsanız artık. Fikri Bey. Hı. Siz neden boruyu söktünüz? Böyle neden beni felaketlere sürüklediniz? Aşk olsun size, neden? Siz benim konuştuğumu duydunuz mu? Vay be. Ah Şeyma Hanımcığım, ah. Demek bir öğrencinin öğretmenine güveni bu kadarmış ha. Ki ben size bir yeni kapı açmak için öyle yapmıştım. Ne kapısı? Tecrübe kapısı. Hı? Yani sizin acil durumlar karşısında ne yapacağınızı görmek için açtım bu kapıyı. Hı, ben hiç böyle düşünmemiştim Fikri Bey. Hı, teşekkür ederim. Rica ederim canım. O zaman ben dersimi aldığıma göre dışarıya çıkabilirim. Bay Mayleri. Tabii tabii çıkın, bok var çıkın. He? Yani tabii ki dışarı çıkın çünkü o her zaman yeni bir tecrübedir. Hı. Ama dışarı çıktığımızda da çok dikkatli olalım. Herhangi kötülük olabilir. Hı. Tamam ben bakarım, ben bakarım. Evde yokuz. Hop! Şeyma Hanım! Allah! Ay kimmiş? Filiz! Aa Filiz! Ne oldu, hayırdır? Geçin içeri! Ne oldu? Ha yok yok, bir şey yok. İsmet'i bırakabilirsiniz demiştiniz ya. Bugün sizde kalsa olur mu? Biz ev bakmaya gideceğiz de. Olur tabii, olmaz mı? Seve seve... Tamam. Ama Şeyma Hanım, Şeyma Hanım. Ay, ay.
Ay sen Şeyma teyzene misafirliğe mi geldin? Aman da ben seni yerim kırcığım. Kızım sen ne yaptın sanıyorsun ya? Ne işi var el kadar çocuğun bu evde? Ha sen de kalacağına sokakta kalsın daha iyi değil mi? Ya ne alakası var? Ben şimdi öyle mi dedim? Ya bana bak. Bezi bıraktık. Çişini sor çocuğa tamam mı? Götür arada. Ben. Sen. Ay Filiz'cim gözün hiç arkada kalmasın. Ben ilgilenirim onunla. Yani biz İsmet'le iyi anlaşıyoruz. Siz gidin işinizi halledin. Sağ ol. Sağ ol. Teşekkürler. İyi günler. İyi günler. Şey Mahir'cim şu sizin insaniyetiniz yok mu? Hep kullanıyorlar bunu ya. Tamam her şey yolunda. Nasıl otururmuş? Sen kapan anneler. Ben çıkıyorum Fikri Bey. Nereye? Dışarı çıkacağım ya. İsmi ne olacak? Sizin çocuğunuz, siz ilgilenirsiniz. Hadi hoşça kalın. Ya ben çocuğa bakmaya meraklı olsam bu evde ne işim var? Ne oluyor oğlum? Oynuyor musun Haşim amcanla güzel güzel? Diş gitti baba. Nereye gitti? Diş. Haşim amcanın üstüne mi gitti lan diş? Ay. Ulan Haşim sen bu hallere düşecek adam mıydın be? Al bakalım. Allah. Fikri Bey. Fikri Bey. Fikri Bey daha nerelere kadar gittim geldim. Polisim de pas. Ay Şeyma Hanımcığım siz miydiniz ya ama ödü mü kopardınız ya? Daha iki sokak aşağı kadar gittim geldim. Ay korkacak ne var bunda? Aman da aman benim küçük misafirim ne yapıyor? İki dakika şöyle oturalım mı? Fikri Bey bu ne? Çiş efendim. İsmet yaptı. Hayır. Aa, olamaz. Şeyma'cığım ne oluyor ya? Çiştir alt tarafı yıkarsınız geçer. Olur mu öyle şey Fikri Bey? Bu çocuk böyle oturuyor mu? Olmaz alın götürün yıkayın bir an önce. Ben. Tabii siz babası değil misiniz? Allah Şeyma Hanımcığım 40 yıllık karı kocaymışız gibi konuşuyorsunuz ha. Eğer ben bu işleri yapacaksam burada ne işim var benim? Ben bayılıyorum lütfen Fikri Bey lütfen. Yalvar Haşim. Aman aman Haşim'e hiç bulaşmayın adamcağız halinden memnun. Bak hiç şikayetçi gibi değil. Diş. Diş. Kol. Tamam ben bakarım. Allah Allah. Ne? İsmet almaya geldim. Ha tamam getireyim. Lan oğlum yalnız çocuğu bir yıkayın artık ya leş gibi olmuş. Ayıptır ya kokuyor be. Nasıl ya? Şişt. Gel lan sarı kapı gel gel gel. Dur dur dur. Dur. Hoppa. Ay. İsmo. Al. Allah altına mı yaptın lan? Oh. Tamam. Al şunu. Al. Ver. Hadi oğlum, hadi git. Ah. Niye yaptın lan gene altına? Gel bakayım. Hoppa. Ah. İsmet, ne zaman bitecek oğlum senin bu altına yapma şeysin ya? Ha? Müjde, ben babana battaniye ver demedim mi? Ben çamaşırlarla uğraşıyorum. Anne zaten kombiyi kökledin, hepimiz sıcaktan kurdeşen dökeceğiz burada.
Bırak o da öyle kalsın. Yazık. Ay ben bu çamaşırları bir kere daha mı yıkasam? Üç kere yıkadım ama bir kere de ön yıkamasız. Ha Müjde? Anne tamam. Az gitsin oldu onlar. Bence de kâfi Şeyma Hanımcığım. Sonuçta çocuk kişi bu ya. Masum bir çiş. Doğru haklısınız. Abartmayacağım. Ben şu koltukları bir kere daha Arap sabunuyla sileyim. Anne saçmalama, hadi bitti temizlik. Oksijen de bitti. Hepimiz kaç saattir çamaşır suyu soluyoruz şurada. Kızım daha biter mi? Daha yeni başlıyor. Babanı yıkayacağız. Yani sen yıkayacaksın. Önce banyoya bir götürelim. Ha? Havluları hazırladım. Sabun kese hepsi orada. Hadi benim güzelim. Ben mi yıkayacağım? Hayatta olmaz. Ama böyle mi oturacak bu adam burada? Otursun. Onun hak ettiği o. Ben anca şu çamaşırları asarım, o da senin hatırına. Müjde lütfen, Müjde. Necmi Bey. He. İş başa düştü. Sizinle biz şu işi hemen halletsek. Bir tutsanız ucundan. Yok artık. Nerede keşke. Ya benim bel ameliyattı biliyorsunuz. Allah korusun yani fıtığım mıtığım azar. Fikri Bey ben dayanamam. Böyle çişli çişli mi oturacak bu? Hadi ne olur yalvarıyorum size. İyi tamam. Bir sakin ol. Bir nefes alın önce. Tamam hadi. Ah bak kalkarken bile bak. Yavaş yavaş. Tamam siz geçin. Kafasını tutun. Hadi bakalım. Ya bizim sarı kafada iyi çalışmış ha, leş leş. Onu diyorum işte ben de. Hadi oğlum sen de şu sonradan çıkmalarını at bakalım şuraya. Ola. Ay. Anam. Oh. Ay Fikri Bey. Ula. Ay nasıl ula sevap işlediniz. Ya, sorma sorma ya ben bunun taş kalpli olduğunu biliyordum da yani. Böyle sanki bütün iç organları da bunun taş kaplamış vallahi oğlum. Haşim sen nasıl bir şeymişsin ya? Of yoruldum ya. Vallahi nasıl sevabı geçtiniz belli değil. Sabun şurada, kese de burada, havlu da orada. İşte sabunlarsınız. Ne? Ben mi yıkayacağım? Tabii. Siz yıkayacaksınız. Biz boşandık ya. Benim yıkamam uygun olmaz. Şu üzerindeki atlet matlet neyse de çıkarın. Onlara da hiçbir şey yapmayın. Ben onları zaten yakacağım. Saçmalamayın Şeyma Hanımcığım ya. Ben niye yıkıyorum ya? Fikri Bey lütfen. Fikri Bey ne olur. Fikri Bey benim gibi takıntılı davranmanıza gerek yok. Bir kese, bir sabun. Bitti. Kolay gelsin. Yani burada ben niye yıkıyorum ya? Ulan Fikri. Neler görecekmişsin be? Aklar varmış vallahi. Her şeyin bir bedeli varmış. Tamam. Bana emanetsin korkma. Dur ben şunu açtık mıydı? Tamam. Ay günaydın Fikri Beyciğim. Günaydın Şeyma. Günaydın. Günaydın Haşim. Siz niye bu kadar erken kalktınız? Ha, İsmet gelecek. Ben de erkenden antrenmanlara başlayayım diyorum. Hazırlanıp çıkacağım. Sokaklar beni bekler. Peki, Haşim, İsmet ne olacak? Siz buradasınız ya. Ben şey unutuyordum. Şunu Haşim'e yedirir misiniz? İyi de önce ben bir şey yeseydim ya. Ha yok öyle olmuyor. Onun saati var. Yani onu şey gibi düşünün. Bebek gibi. Neyse ben ilaçlarını oraya dizdim. Siz de yedirdikten sonra içirirsiniz ilaçları. Tamam. Ah İsmet balım geldi. Allah Allah. Ya sen bunu nasıl diyorsun ya? At lapası gibi. At lapası ne lan? Hoppa. Ay. Ay.
Sen bozma, bozma hiç. Çok teşekkürler Şeyma teyze. Ay ne demek, ne demek? Hadi kahvaltı et. Yok, ben eve döneceğim. Oradan da okula gideceğim zaten. Heh. Ablam çok teşekkür etti. Ay, ne demek, ne demek? O benim balım, balım. İsmi o. Şeyma teyzeyi üzmek yok, tamam mı? Tamam. Aslanım benim be. Müjde nerede? Ha, Müjde hazırlanıyor okula gitmek için. Ha, tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Gel, 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 gel. Gel, gel sarı kafa gel. Fikri Bey, ben de çıkıyorum. Siz de kahvaltınızı edin. İsmet'le Haşim'i de yedirirsiniz işte. Ay Fikri Bey ne kadar teşekkür etsem az. O zaman ben gidiyorum. Hoşça kalın. Ya üf be. Bu Şeyma Hanım da iyice beni ev hanımı belledi ya İsmo. Bu böyle devam etmez. Çözüm bulmalıyız, biz çözüm bulmalıyız. Bana bak. Ben şimdi içeri gideyim, hazırlanayım tamam mı? Sen burada beni bekle. Ama sakın şundan yeme tamam mı? Nasıl diyorsun lan şunu ya? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.